Merhaba. Bu sıcak ve tozlu Mısır çölüne, turuncu kuma ve kuru kaya oluşumlarına baktığımızda suyu hayal etmek çok zor değil mi? Ancak yeterince uzun süre geriye gidince, yani milyonlarca yıldan bahsediyorum, burada gördüğünüz her şey sular altındaydı. Mısır'da Fayyum kenti etrafındaki çöllerdeki burasının en yakın denize 300 kilometre uzaklıkta olduğunu tekrar hatırlatayım. 40 milyon yıllık balina fosilleri bulundu. Bu fosiller literatüre dünyanın en eski balina fosilleri olarak geçti. 1903 yılında keşfedilen bölge Vadi El Hıtan, yani Balina Vadisi olarak isimlendiriliyor. Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar içlerinde kaplumbağa, köpek balığı ve timsah gibi diğer deniz hayvanlarının da bulunduğu 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandı. Bu 40 milyon yıllık balina fosilleri sayesinde uzun yıllardır bölgede araştırma yapan arkeologlar 40 milyon yıl önce Kuzey Afrika'nın tamamının ve bu bölgenin okyanus suları altında olduğunu bilimsel verilere dayanarak ispat etmiş durumdalar. Ancak yapılan incelemelerde en ilginç çekeni 10 büyük balina fosiliydi. Bu 10 büyük balina fosilinin Basilosaurus türü balinalara ait olduğu tespit edildi. Basilosaurus yaklaşık 36 ila 45 milyon yıl önce yaşamış, yeryüzünde görülen dev boyutlardaki ilk balina türü olarak biliniyor. Büyüklüğünü bir yana bırakırsak tip olarak yunusları andıran bu canlılar o dönemin denizlerin hakimliği olarak adlandırılıyor. Büyük beyaz köpek balığının 2-3 katı büyüklüğündeki Basilosaurus türü balinaların 12 ila 25 metre boyunda olduğu ve ağırlıklarının 7 tona kadar çıktığı öngörülüyor. Günümüzdeki balinalar gibi sırtlarında bir hava deliği bulunmadığından nefes alabilmek için kafasını tamamen suyun dışına çıkarması gereken bu hayvanın denizdeki bütün canlıları yediği ve nehirler aracılığıyla ormanların içlerine kadar girdiği de düşünülmekte. ...2005 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilen alan dünyanın en iyi balina fosillerinin bulunduğu bölge olarak kabul edilmekte. Ziyaretçiler, rehberler ve Feyyumlular bölgeyi her mevsim ziyaret etmenin mümkün olduğunu söyleseler de aşırı sıcaklar nedeniyle yaz aylarını pek tavsiye etmiyorlar. Balina Vadisi'nde bölgenin doğasına uygun bir müze ve dinlenme alanları da düşünülmüş. Turistler müzeyi ve bölgeyi ziyaret ettikten ve balina fosillerini yerinde gördükten sonra Alaturka kafelerde Bedevi çayı ve Türk kahvesi içerek dinlenebiliyorlar. Ancak bizim unutmamamız gereken ise bizlerin bugün gezdiği, üzerinde yürüdüğü, eşlerimiz ve dostlarımıza çay kahve içtiğimiz yerlerin içinde bulunduğumuz küresel ısınma dolayısıyla kim bilir belki de yüzlerce yıl sonra büyük beyaz köpek balıklarının ev sahibi olabileceği gerçeği değil mi? Ne oldu? Kulağınıza çok mu ütopik geldi? Çölün ortasındaki balina fosillerine inandığında bugün üzerinde gezdiğin yerlerin yarın sular altında kalacağına mı inanamadın?